Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamdü senalar yüce Rabbimize. Salatu selamlar efendimiz önderimize olsun. Yüce Rabbim buraya kadar gelişimizden, burada ve ölünceye kadar yapacaklarımızdan razı ve hoşnut olsun. Rabbim doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasibi müyesser buyursun. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, Hadid suresini okumaya, anlamaya gayret ediyoruz. Yüce Rabbimiz bu sureyi celileye de kainattaki her şeyin Yüce Allah'ı tesbih ettiğini hatırlatarak başladı. Tesbihin en güzel, en yakışan sahibinin insan olduğu mesajını verdi. Her şey Allah'ı tesbih ederken insan olarak bu kadar donanımlı varlık olarak akıllı konuşan, bütün kainatın kendisinin hizmetine verildiği varlık olarak bizim o tesbih kervanının dışında kalmamız düşünülemezdi. Ve Rabbimiz yine bu sureyi celilede bizi Allah'ın ayetleriyle titreyip kendimize gelmemiz, aklımızı başımıza almamız konusunda uyardı. O müminlerin Allah'ı anarak, Allah'ın ayetleriyle yüreklerinin, kalplerinin titreyeceği ve kendilerine geleceği zaman gelmedi mi? Buyurdu. Ve işte 17. ayetinde Yüce Rabbimiz hayatın anlamını, hedefini bize açıklarken şöyle buyuruyor. İ'lemu اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Biliniz ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltendir. Allah hay la yemut olan, ölümsüz olan, her şeye hayat verendir. Kainatı da dirilten O'dur. Ve yeryüzü her mevsim kuruyup bir çöle döndükten sonra yeniden yeni bir mevsimle canlanıp hayat bulmakta, dirilmekte. Tabii ki bütün bunlar insanın emrine, hizmetine verilmekte. Ama bu ölüp ölüp dirilmekte insan için ahirette yaptıklarından hesaba çekilmek üzere diriltilip Rabbinin huzuruna çıkacağı güne hazırlama vardır. O diriliş gününü hatırlatma vardır. Her toprağı yarıp çıkan bir tohum fidesini gördüğümüzde, toprağın bağrında gömüldükten sonra Rabbimizin dilediği anda, günde tekrar diriltilip Rabbin huzurunda sorguya çekileceğimizi hatırlamamız gerekmektedir. Ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok kere tekrarlanan bu ifadelerde de aslında o diriliş gününü hatırlatan, diriliş gününe hazırlanmamızı isteyen mesajlar vardır. Bilin ki, görün ki, fark edin ki Allah ölümünden sonra yeri diriltmektedir. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ. Tabii ki ölü arzın diriltilmesi de Allah'ın ayetlerinden birisidir. Allah'ın varlığını ve erişilmez kudretini gösteren göstergelerden birisidir. Ayet, bizi Rabbe götüren, Yüce Allah'a yaklaştıran göstergeler. Bu ister Kur'an'ın içindeki cümleler olsun, ayet, ister kainat kitabının satırlarına serpiştirilmiş olsun, bunlar da birer ayettir. İşte biz ayetlerimizi sizin için böyle apaçık açıklıyoruz, beyan ediyoruz. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
Ta ki akledersiniz, aklınızı kullanırsınız. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de yalın olarak akıl kelimesi hiç geçmez. Ama Kur'an-ı Kerim'de fiil kalıbında geçer akıl kökünden kelimeler. Ya'kılun, ta'kılun şeklinde. Bu da bize gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim sadece akıllı olmayı değil, aklı kullanmayı bizden istemektedir. Elbette akıl önemlidir. Bütün ibadetlerde yükümlülük şartının başında sayılır akıllı olmak. Ama akıllı olmak yetmiyor, aklı kullanmak gerekiyor. IQ'nun yüksek olması, zeki, deha sahibi olmak yetmiyor. O Allah'ın bahşetmiş olduğu akıl nimetini, onu bulmak, onu bilmek, ona kul olmak, ona yakın olmak için kullanmak gerekiyor. Onun için belki akledersiniz, aklınızı kullanırsınız şeklinde ayet devam ediyor. Onun için Müslüman gördüğü her olayı, yaşadığı her hadiseyi, başından geçen her hadiseyi düşünür, tefekkür eder, bir ayete dönüştürerek ondan ders alır, ibret alır. Kainatta günlük olarak yaşadığımız çoğu şeyleri kanıksadığımız için çoğu zaman fark etmiyoruz. Güneş doğuyor, batıyor. Halbuki güneş Allah'ın ayetlerinden bir ayet. Ve güneş Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı Eş-Şems. Güneşin her doğuşu bir ayet, her batışı bir ayet. İnsan bunu fark etmeli, görmeli. Bunu gerçekleştiren Yüce Allah'ın varlığını bilmeli. Yüce Allah'ın erişilmez kudretini düşünmeli. Yine her gece bir ayet, her gündüz bir ayet. Günlük olarak bunları yaşıyoruz. İşte bunları fark etmeli, bunları bir ayet olarak bilmeli, görmeli. Rabbe yakınlaşma fırsatı olarak değerlendirmeli. Yağan yağışlar, yağmur damlalarının her biri bir ayet. O şekilde görmeli. Esen rüzgarlar da bir ayet. Başımıza gelen olaylar, onlar da birer ayet. Hastalıklarımız, sıhhat afiyetli günlerimiz, onlar da bizim için bir ayet, bir uyarıcı. İşte bunları fark etmemiz gerekiyor. Bunların arka planındaki kudreti, Yüce Allah'ın erişilmez kudretini görmemiz ve ona göre de bu ayetlerden ders alıp Rabbimize yakınlaşmamız gerekiyor. İşte bu ayetleri görüp, fark edip gereğini yapan müminler. İnnel musaddikine vel musaddikat. Sadaka veren mümin erkekler ve sadaka veren mümin hanımlar. Cenab-ı Hak böyle aslında sadaka verenler dediği zaman da kadın erkek bütün insanları içine alır ama bazen hem kadınları hem erkekleri gayrete geçirmek için Yüce Rabbimiz ayrı ayrı zikreder. Burada da öyle sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Ama el-musaddikîn kelimesi ismi fail kalıbıdır. Bunu meleke haline getirenler, sürekli yapanlar, bir sefer vermekle işi bitirmeyenler. İşte Kur'an-ı Kerim ayetleri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisleri aslında sadaka vermek için, hayır hasenat yapmak için pek çok vesileyi bize fırsat olarak sunuyor. Zekat zaten her zengin Müslümanın yılda bir kere hatırlayacağı ve yapacağı bir infak hareketidir. İşte Ramazan'da sadaka-i fıtır, Ramazan'a erişmenin bir şükranesi olarak verilir. Bunun yanında işte yemin kefaretidir, oruç kefaretidir. Başka bir takım kefaretlerde yine sadaka verme ön plana çıkar. İşte yaklaşmakta olan kurban sadaka için, hayır hasenatta bulunmak için bir başka fırsattır. Bir daralmış, bunalmış bir mümin kardeşinin yanında olma, onun yardımına koşu verme bir başka infak, sadaka fırsatıdır. İşte bugün mazlum, mağdur Müslümanlara güvenilir ellerde
ulaştırılan yardımlar, bu yardımlara iştirak etme, bunların her biri bir sadaka, kulluk, ibadet fırsatıdır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mesela bir hadislerinde hassinu emvalekum biz zekat ve davu emrazakum biz sadakat buyurur. Mallarınızı zekatla sigortalayın, koruma altına alın. Hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi edin, şifa arayın. Bir taraftan hastalıklarımız için şifa arama arzusuyla doktorlara gideceğiz, tedavi olacağız. Çünkü Peygamberimizin emridir. Ama bir taraftan da şifayı verenin Yüce Allah olduğunun bilincinde, onun hoşnutluğunu kazanma adına bir miktar sadaka vereceğiz, hayır hasenatta bulunacağız. Sadaka vermek doktora gitmeye mani değil, doktora gitmek sadaka vermeye mani değil. Bunlar çoğu zaman atladığımız hususlar. Görüyorsunuz ki bu sayılan daha pek çok kalemleri var infakın. Bunların her biri günlük hayatta bizim yaşadığımız o hadiselere karşı hayır hasenat fırsatı olarak onları değerlendirmemizin önemini bize öğretiyor, gerektiriyor. Onun için Müslüman bütün bu nimetleri, imkanları, fırsat bilir ve sadaka vermeyi, hayır hasenatta bulunmayı bir anlamda alışkanlık haline getirir. Ki bunun için zekatın nisap miktarı vardır. Zekat vermek için belli bir miktara erişmek, belli bir variyete erişmek gerekir. Ama infakın limiti yoktur. Yarım hurmayı Allah için vermekle başlar. Yarım simidi arkadaşıyla, kardeşiyle paylaşmakla başlar. Dağlar kadar altını Allah yolunda harcamaya kadar devam eder gider. Onun için Allah için sadaka verenler, hayır hasenatta bulunanlar, Allah için infak eden erkekler, Allah için infak eden kadınlar. Sadaka kelimesinde infak kavramlarının her birinde bir özel mana gizlidir. Sadaka kelimesinde de böyle. Dilimizdeki sadakat kelimesi de buradan gelir. Sadaka kulun Rabbine sadakatinin göstergesidir. Yani ya Rab, sen bana verdin, mülkünden verdin, variyet sahibi kıldın, imkanlar bahşettin, vermeyi verdin, vermeyi sevdirdin, verebilmeyi bana bahşettin. Ben de sana bağlılığımı, senin bütün bu vermelerine karşılık sadakatimi göstermek için veriyorum. Kulun Rabbine sadakatinin bir göstergesidir. Öte yandan kardeşliğin, kardeşliğe sadakatin bir göstergesidir sadaka. Ya Rab, madem ki sen bizi müminler olarak dinde kardeş kıldın, ben de kardeşlerime sadakatimi göstermek için onlara yardım ediyorum. Madem ki sen bizi yaratılışta, hilkatte eş kıldın, bütün insanları, insanlığı, onun için ben de o yaratılışta kardeşim olan insanları dar ve zor zamanlarında görüyorum, onlara yardım ediyorum. Kardeşliğimi bu şekilde gösteriyorum, ispat ediyorum anlamında. Demek ki Rabbe sadakatin ve kardeşlerimize sadakatin göstergesi olarak biz sadaka veriyoruz. Vermeyenler de bu sadakati göstermeyenlerdir. Cimriler de hem Rabbe karşı sadakatsiz hem kardeşlerine karşı sadakatsiz olanlardır. Onun için sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, sadakayı sadece bizden bir şey isteyen, el açan dilencilere attığımız 3-5 kuruştan ibaret görmeyin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın insandaki her mafsala karşılık günlük bir sadaka vermesi gerekli olduğunu bize haber veriyor, söylüyor. Likulli selama sadaka. Yani her eklem, alimler diyorlar ki bu hadisi açıklarken, insanda 360 belki daha fazla eklem var, kemik var, her neyse. Bunların her birini bahşeden Allah'a karşılık sadaka
tasaddukta bulunma, hayır hasenatta bulunma ve bu noktada sadakayı Peygamberimiz sınırlarını da geniş bir şekilde çizmiş. Dilimizin Sübhanallah demesi de bir sadakadır. Ailemize, çoluk çocuğumuza tebessümle mümin kardeşimize güler yüzle bakmamız da sadakadır. Yolda insanlara zarar veren bir çöpü, bir taşı kaldırıp kenara atmamız ya da arabamızı, bisikletimizi uygun bir yere park etmemiz de sadakadır. İşte trafiğin akışını, düzenini bozmayacak şekilde hareket etmemiz de, yani insanlara zarar verecek şeyleri, eziyet verecek şeyleri kaldırmamız, onlara fırsat vermemiz de sadaka olarak nitelendirilmiştir. Onun için sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar. Bundan sonra yine çok çarpıcı, vurucu bir ifade geliyor. Ve akrazullâhe karzan hasene. Allah'a güzel bir şekilde ödünç verenler. Karz-ı hasen diyoruz. Neydi karz-ı hasen? Daha önceki ayetlerimizde de geçti. Allah'ın bize emanet olarak verdiği malını Allah'ın emriyle, Allah sevgisiyle, Allah'ın kullarına sevgiyle verebilmektir. Herhangi bir karşılık beklemeden, herhangi bir menfaat beklemeden vermenin adıdır. Karz-ı hasen. Ama bu öyle bir veriş ki akrazullah, Allah'a verir gibi verme. Bu ifadeyi bir düşünelim. Hayır hasenatta bulunanlar, sadakada bulunanlar, infakta bulunanlar, Allah'a verir gibi verme. Allah bizden bir şey istese ya da istemeden biz ona bir şey vermek istesek nasıl veririz? Malımızın en güzelinden mi yoksa en işe yaramazından mı? Vaktinden önce mi veririz? Yoksa geciktirerek mi veririz? Başa kakarak, inciterek, rencide ederek mi veririz? Yoksa Rabbimiz karşısında mahcubiyetle ona olan borcumuzu ona sunma adına onun malını ona verir gibi mi veririz? Ve akrazullâhe karzan hasena. Allah'a en güzel şekilde borç veren kim var? İşte o müminler öyle verirler. Herhangi bir dünyevi menfaat ve karşılık beklemeden Allah'a verir gibi verirler. İşte onlara yuzaaf lehum ve lehum ecrun kerim. Onlara verdiklerinin karşılığı kat be kat fazlasıyla verilecektir. İnfak edene dua için görevli bir melek vardır. Rabbim verdi kulun, sen de ona kat be kat ver ne olur diye dua ediyor. Verene verir Allah. Bu bilinçle, bu şuurla verebilmek, Allah kat be kat fazlasıyla verecektir. Verir o, yuzaaf, muzari kalıp, devamlı verir. Dünyada verir. Malını bereketlendirerek, variyetinin alım gücünü bereketlendirerek, artırarak verir. Ya da zenginliğine zengin katarak verir. O sahip olduğu imkan ve fırsatlarına yeni imkanlar ve fırsatlar vererek verir. Ama ahirette onun vereceğinin haddi hesabı yoktur. وَلَهُ مَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ Kesintisiz olarak verir Allah. وَلَهُ مَجْرٌ كَرِيمٌ Keremli bir veriştir Allah'ın onlara verişi. لَهُمْ yine cümlede önce geldi. Onlara has, onlara özgü bir ikramdır bu. Ecrun nekre geldi, sınırları belli olmayan, mahiyetini bilemeyeceğimiz, belki aklımıza, hayalimize gelmeyecek güzellikte ve özellikte bir ikram, bir karşılıkla verir. Bir de kerim ki, keremli bir sunuş, keremli bir veriş. Yani bir şerbeti kırık bir kase ile kirli bir elden vermek de ikramdır. Ama o bal şerbetini billur bir bardağın içerisine koyup altın bir tepsinin içerisinde temiz bir elle sunmak, buyurmaz mısınız diye ikram etmek de keremli bir sunuştur, keremli bir ikramdır. Allah'ın ikramları da böyledir. Defosuzdur. Yan tesiri olmayan ikramlardır onun ikramları. En güzel şekildeki ikramlardır.
onun ikramları ona hastır, ona özgüdür. Zaten sadaka servetin budanmasıdır. Tıpkı budanan bir ağacın yenilenmesi, gürlenmesi nasıl mümkünse aynı şekilde belki o ağacı kestiniz, o ağacı kısalttınız, o ağaçtan bir şeyler eksildi ama mevsiminin gelmesiyle o ağaç eskisinden daha güçlü, daha canlı, daha meyveli bir hale dönecektir. Sadaka da servetin budanmasıdır. Daha gür, daha zengin, daha bereketli olmasına vesile olacaktır. Sadaka kişinin dünya ve ahiretine yatırımıdır. Onun için sadaka verenler ama Allah'a verir gibi verenler, onların mükafatları sonsuzdur, sınırsızdır. Hem dünyevidir hem uhrevidir. Onlar ki vellezine amenu billahi ve rusulihi, onlar ki Allah'a ve Resulüne iman edenler, ulaike humus sıddıkun ve şühedâ'u inde rabbihim, onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Ebu Bekir sadakati diyoruz. Sıddık dediğimiz zaman, şehit dediğimiz zaman Seyyid-i Şehada, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve diğer şehitlerimiz akla gelir. Dolayısıyla onlar Allah katında sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Sıddıklar ve şehitlerin mertebesindedir, makamındadır. Sıddık, doğrulayan, tasdik eden, hiç şek ve şüphesiz bir şekilde Allah ve Resulünden gelen her şeye iman eden, Ebu Bekir imanı diyoruz. Ebu Bekir tasdiki, sadakati diyoruz. Herkesin, çoğu insanın yalanladığı Miraç hadisesinde Allah Resulü diyorsa doğrudur. O es-sadıkul masduktur. O şimdiye kadar hiç yalan söylememiştir. Doğrudan başka bir şey söylememiştir. O söylediyse doğrudur diyerek sadakatini, sıddıkiyetini ortaya koymuştur. Dolayısıyla mümin Allah ve Resulünden gelenlere sadakatle inanan ve tasdik eden kimsedir. Sıddık olmak da böyle bir şey. Şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz ona kul olmak, ona bağlı olmaktır. Cenab-ı Hak o gerçek anlamda sıddıklardan olmayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Şüheda, onlar şehitlerle beraberdir. Alimler hem Allah yolunda can veren, ki mertebelerin en yüksek mertebesidir, peygamberlikten sonraki en yüce mertebelerden biridir şehadet makamı, hem o şehitlerle beraberdir, o şehitler makamında, mertebesindedirler, hem de şehit hakikatin şahidi, hakikate şahitlik eden. Nitekim biz şehadet, şahitlik kelimesini Türkçe dilimizde de kullanıyoruz ki kelime-i şehadetle başlar şahitliğimiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Niye şehadet kelimesi? Çünkü hakikate şahitlik ediyoruz. Ben tanıklık ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim, tanıklık ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa Allah'ın kulu ve rasulüdür. Ki İslam'a giriş kapısıdır. Müminliğin, mümin oluş göstergesidir. Müminliğin sloganıdır kelime-i şehadet. O kelime-i şehadeti getiren hakikat şahitleriyle beraberdir. Hem şehitler hem şahitler. Rableri katında onların özel makamları, yerleri vardır. Lehum ecruhum ve nuruhum. Mükafat da onlara özgü, nur da onlara özgüdür. Önceki ayetlerde de geçti. İşte o hesap gününde sırat köprüsünden geçerken onların nurları önlerinden, sağlarından onları aydınlatır, ışıtır. Onlara cennet yolunu gösterir diye anlatmıştır Rabbimiz. Ki simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Abdest organları nurlular da bu ümmetin en temel özelliklerinden biri. Onların secdeleri
Rablerine olan bağlılıkları, kullukları yüzlerinde nur olarak ortaya çıkmıştı. Nur yüzlüler olarak abdest organları gurratül muhaccelin olarak o gün mahşer gününde çağrılacaktır bu ümmeti Muhammed. Dolayısıyla onların nuru da onlara özgüdür. Değerli kardeşlerim, nur aslında kimliktir. Müslümanın yüzündeki nur, yüzündeki ona ünsiyetimizi, ülfetimizi gösteren müminlik duruşudur, müminlik bakışıdır. Haremde, hac ve umrede bunu çok net bir şekilde görürsünüz. Belki renk olarak simsiyahtır, kapkaradır ama o tavaf ederken, o Allahu Ekber derken, o dua ederken o kara yüzde nurların fışkırdığını fark edersiniz, görürsünüz. Ama başka yerlerde beyaz tenlidir, sapsarıdır, sarı tenlidir ama ibadetsizliğin, imansızlığın yüzüne kara bir gölge olarak yansıdığını, yüzünde alavet olmadığını net bir şekilde görürsünüz. Tabii ki göre nedir görene, köre nedir körene, bakmasını bilene bunlar ortadadır. Onun için lehum ecruhum ve nuruhum. Nurları da onlara özel, ödülleri, mükafatları da onlara özeldir. Ama bir de vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina. Öte yandan kafirler vardır. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar vardır. Ulaike ashabul cahim. Onlar da cehennemliklerdir. Onlar da cehennem yaranıdırlar. Cehennemle özdeşleşmişlerdir. Bir tarafta tasdik, karşısında cennet var, ikram var. Bir tarafta tekzip, küfür, karşısında da cehennem var. Elbette Yüce Allah cenneti de cehennemi de boşuna yaratmamıştır. Yaratılan her insan için cennette de bir yer, cehennemde de bir yer ayrılmıştır. Bu imtihan sınavından sonra insanlar ya cennetteki yerlerini hak ederek, müstahak olarak cennete girecekler ya da cehennemi boylayacaklar, cehenneme atılacaklar. Cenab-ı Hak cennetliklerden olmayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Rabbin rızası doğrultusunda, Rabbin yolunda, cennet yolunda ilerleyen, mesafe kat eden bahtiyar kullarından eylesin. İ'lemu, yine Cenab-ı Hak dikkatlerimizi çekmek için bir kere daha tekrar buyurdu. Biliniz ki ennemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun ve zinetun ve tefâhurun beynekum ve tekâthurun fil emvali vel evlâd. Dünya hayatını en veciz, en çarpıcı, en anlamlı bir şekilde anlatan ayetlerimizden birisi. Şu dünya hayatı var ya, bir oyun, bir eğlence, bir süs, bir debdebe, bir övünme vesilesi ve mallar, evlatlarla çokluk yarışının olmasından ibarettir. Bunlardan ibarettir. Şimdi oyun ve eğlence başka ayetlerde de çokça söylenir. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِيبٌ. Dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Burada el-hayatü dünya kelimesine dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demek? Aşağılık hayat. Bu dünya hayatını aşağılıkça yaşayanlar içindir bu benzetmeler. Yoksa peygamberler, salihler, sıddıklar, şehitler de bu dünya hayatını yaşamışlardır. Ama onların dünya hayatı oyun eğlence değil. Onlar izzetle, şerefle bu dünya hayatını yaşamışlar. Rabbin rızasını kazanmaya, cenneti hak etmeye vesile kılmışlardır. Dolayısıyla el-hayatü dünya aşağılıkça yaşanan hayat demektir. Dolayısıyla sadece dünya hayatı değil, herkese göre de değil. Çünkü bu dünya hayatı bize ahireti kazandıracak bir sınav yeridir. Elbette bu dünyayı da Yüce Allah boşuna yaratmamıştır. Hiçbir şey anlamsız, gereksiz değildir. Önemli olan hayatı oyun ve eğlenceye çevirmemek, değerlendirmektir. Zinet kelimesi züyyüne linnâs hubbü şehevât. İnsanlara sevdirildi, cazip gösterildi. Zaten dünya
bize yakın olan anlamındadır. İnsan dünyaya tutkulu olarak dünyaya geldi. Dünyanın bir adı da aciledir. Yani hemen gördüğümüz, yaşadığımız, hemen yaptıklarımızın karşılığını elde ettiğimiz yerdir dünya. İnsanın da aceleden yaratıldığını Rabbimiz beyan buyurur. Aceleden yaratılan insan, acile olan dünyaya tutkulu yaratılmıştır. Bu da hayatın bir gereği. Eğer böyle olmasaydı, insanın bu dünyaya bir çivi çakası gelmezdi. Bu dünyayı imar etme isteği olmazdı. Yüce Allah bu sınav yerini de bize sevdirmiştir. Ama bunun fani olduğunu, sonlu olduğunu insanın bilmesi gerekiyor. Kalıcı olmadığımızı insanın düşünmesi gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde beyan buyurduğu üzere mali velid dünya ma meseli ve meselid dünya illa kerakibin festazallet tahte şeceratin sümme raha feterakeha. Bana ne dünyadan? Benimle dünyanın hali bir yolcunun durumuna benzer. Bir yolcu konaklamak için bir ağaç gölgesine konar, sonra ihtiyacını gördükten sonra orayı terk eder gider. İşte bu dünyada böyle bir ağaç gölgesi gibidir buyurur aleyhissalatü vesselam dünyaya bakışımızı bize anlatırken. Tabii ki dünyayı izzetli yaşayanlar için dünya önemlidir, değerlidir. Bana cenneti kazandıracak olan, Rabbin rızasını kazandıracak olan dünya önemlidir, değerlidir. Ama beni Rabbimden alıkoyacak olan, beni cehennemlik edecek olan dünya, işte o dünya tehlikelidir. İşte o dünya yerilmiştir. Yine ve tefahurun beyneküm, aranızda övünme vesilesidir. Pek çok insan dünya ile övünür, dünyalıklarıyla övünür. Dünyada sahip olduğu makam, mansıbı, ünvan, rütbesiyle övünür, avunur, sevinir. Burada da yine bunu bir gurur, kibir meselesine dönüştürmemek önemlidir. Yoksa elbette güçlü mümin, zayıf müminden hayırlıdır. Elbette mümin büyük düşünecek, büyük hedeflere talip olacak, büyük hedeflere ulaşmak için gayret edecek, koşturacak ama meşru yollardan, Allah'ın belirlemiş olduğu ölçüler çerçevesinde ama geldiği noktaya kanaat edecek, yükseldikçe tevazu sahibi olacak. Çünkü men tevaza'a rafa'ahullah ve men tekebbere vada'ahullah. Kim tevazu sahibi olursa Allah onu yüceltir. Kim de kibirlenir, gururlanırsa Allah onu alçaltır. Bunu övünç meselesi, gurur, kibir meselesi yapmayacak. Kendinden daha aşağıda olanlara tepeden bakmayacak. Yine ve tekâsürün fil emvâli vel evlâd. Tekâsür suresinden biliyoruz. Sizi çoklukla övünme tutkusu asıl kulluk görevlerinizden alıkoydu. Elhâkümüt tekâsür. Çoklukla övünme tutkusu sizi Rabbinize karşı sorumlulukları yerine getirmekten alıkoydu. Bundan vazgeçin. Çoklukla övünmeyi, çokluk yarışını bırakın. İşte dünya böyle bir yer. Kemeseli gaysin a'cebel küffar nebatuhu. Bir yağmur, bol inen yağmur düşünün ki o yağmurla beraber yetişen nebatat çiftçilerin hoşuna gider, reşberlerin hoşuna gider. Ama sümme yehîcü feterâhu musferran. O yetişen görkemli bitkiler sonra kurumaya başlar, bir de bakarsın ki sararıp solmuştur. Sümme yekûnü hutâmen, sonra da çerçöpe dönmüştür. İşte dünya hayatı böyle bir şey. Ne olursanız olun, nereye gelirseniz gelin, ne kadar sahiplenirseniz sahiplenin, sonunda bitecek, tükenecek. Ve siz bu dünyayı oyun, eğlence, debdebe yeri, birbirinize hava atma yeri, birbirinize övünme vesilesi kılarsanız o zaman ve fil ahireti azabun şedid, dünyayı ahireti kazanmak için kullanmamış olursunuz. Ahirette de yaman bir azap böylelerini bekler. Halbuki ve mağfiratü minallahi ve rizvan, ahirette dünyayı ahireti kazanmak için değerlendirenler için Allah'ın mağfireti,
Allah'ın rızası da vardır. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Gerçekten dünya hayatı azıcık bir eğlenceden başka bir şey değildir. O zaman aldatmasın dünya sizi. Dünyanın debdebesi, cazibesi sizi asıl yaratılış gayenizden alıkoymasın. Ki biz Rabbe kul olmak, Rabbin yolunda olmak, Rabbin emirlerini yerine getirmek, Rabbin ölçüleri doğrultusunda dünyada yaşamak için yaratıldık. Onun için diyoruz ki Süleyman ruhuna sahip olanlara dünya helal olsun. Karunlaşanlara da dünya haram olsun. Karun hazinelerinin anahtarlarını, hazinelerini demiyorum, hazinelerinin anahtarlarını bir grup anca taşıyordu. Bu kadar variyet içerisinde, debdebe içerisinde yaşıyordu. Ama kibirlendi. O sahip olduklarını Rabbin yolunda kullanmasını bilmedi. Sonunda yerin dibine battı, kahroldu. Malıyla, hazinesiyle. Ama Süleyman aleyhisselam, Rabbim dedi bana ver. Dünyada kimseye vermediğin kadar ver. Verdi Rabbi de ona. Rüzgarı, cinleri emrine verdi. Billur saraylar yaptırdı. Ama bütün bunları Rabbin yolunda kullanmasını bildi. Bu şuurda olanlara, Süleyman ruhuna sahip olanlara onun için dünya helal diyoruz. Ve işte Rabbimiz şöyle bağlıyor. Sâbiqû ilâ mağfiratin min rabbikum ve cennetin arzuha ki arz-ı semâi vel arz. O halde işte dünyayı gördünüz. Dünyaya geliş gayenizi bildiniz. Öyleyse Rabbinizden bir mağfirete nail olmak için yarışın birbirinizle. Genişliği yer ve gökler kadar olan cennete erişmek için yarışın birbirinizle. O cennet ki uiddet lillezine amenu billahi ve rusulih, Allah ve peygamberlerine inananlar için hazırlandı. Zalike fazlullah yu'tihi men yasha. İşte bu Allah'ın dilediği kullarına bahşettiği lütfudur. Hak eden kullarına, müstehak olan kullarına diler Allah lütfunu, keremini. Allah'ın dilediği kullarına bahşettiği lütfudur. Vallahu zul fazlil azim. Allah lütfu keremi bol olandır. Ya Rabbi lütfunu keremini istiyoruz, esirgeme bizden. Ya Rabbi o lütfu keremine müstehak olan kullarından eyle. O hayır kulluk yarışında önden giden öncüler olmayı hepimize nasibi müyesser eyle. Ya Rabbi bizi kendine yaraşır kul, peygamberine yakışır ümmet eyle. Ya Rabbi maddi manevi hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Hatim okuyan kardeşlerimiz var. Hatimlerini rızana muvaffık eyle. Ya Rabbi o hatimlerden, o dualardan, o okumalardan hasıl olan sevapla senin huzuruna varmayı, cennetine girmeyi, cemalini görmeyi, nimetlerini dermeyi hepimize nasibi müyesser eyle. Ümmeti Muhammed'e izzet nasip eyle Allah'ım. Hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Yolculuklarımızı yolunda olarak, yolundan çıkmadan, kaymadan, sapmadan, günah yolculuklarına düşmeden yolunda yolculuklar eyle. Sıhhat, afiyet içerisinde o yolculuklarımızı yapmayı hepimize nasibi müyesser eyle Allah'ım. Amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.